Merhabalar. Bu kırmızı ala oldukça heyecanlıymış. Şu anda kalbimin nasıl bir attığını belki duyabiliyorsunuzdur. Tahmin ediyorum birkaç dakika içinde göğüs kafesimi rahat bırakacaktır. Şimdi salonda beni tanımayanlar olabileceği için ilk önce kısaca kendimden bahsederek başlamak istiyorum. Ben Furkan, Furkan Kaybaşoğlu, 43 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti insanıyım, bir Cumhuriyet çocuğuyum. Hekimim, kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanıyım. Aslında buraya gelirken birçok kimliğin arasında hangisini ön planda tutmam gerekiyor diye düşünmeden edemedim. İlk önce doktorum, hekimim. Doğum yaptırmak benim en sevdiğim iş. Çok şanslıyım. Hakkari Yüksekova'da da, Ağrı'da da, İstanbul'un SSK hastanelerinde de, en gözde hastanelerinde de hekimlik yapma şansım oldu. Binlerce bebeği annesiyle kavuşturdum. Aynı zamanda tüp bebek uzmanı olunca daha bebek olmamış birkaç hücrelik haldeyken bile anneleriyle kavuşturduğum bebeklerim oldu. Hekimlik dışında aynı zamanda bir işletmeciyim. Bir kliniğim var. Kadın ve çocuk kliniği aslında. Oldukça dinamik, oldukça genç bir klinik. Ben mesaimin bir kısmında hekimlik dışında işte böyle mali süreçler, insan kaynakları yönetimi, satın alma gibi aslında hekimlikle, eğitimimle çok ilişkisi olmayan ama bu kısmı da çok sevdiğim işleri de yapmak durumunda kalıyorum. Bu kimliklerimin yanında bir de eğitmen kimliğim var. Aslında eğitmen kimliğim benim mesleğimden kaynaklanıyor, branşımdan kaynaklanıyor. Doğum son derece fizyolojik bir süreç, biliyorsunuz. Bütün memeliler doğuruyor. İnsanoğlu da aslında baktığınızda binlerce yıldır herhangi bir sağlık profesyonelini desteği almadan doğurabiliyordu. Dolayısıyla mesleğime ilk başladığımda mesleğime nasıl bir şey katabilirim, daha farklı nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüğümde gördüm ki bizim doğuma katkımız çok fazla olmuyor. Doğum son derece fizyolojik bir süreç. İnsanın memelilerden farklı yapan şey ne biliyor musunuz? Yeryüzünde hiçbir memeli yok ki hamile kaldığını farkında olan veya hamile kaldığında yakında doğum yapacağını bilen, doğum yaptığında bir yavrusu olacağının bilincinde olan, o yavruya annelik yapacağını önceden bilen ve mükemmel anneciliği bekleyen. Hiçbir memeli bu şey yok. İnsanoğlunun en büyük farkı farkındalığı. Bizler daha hamile olmadan büyük bir sorumluluk duygusuyla, işte hamilelik süresince büyük bir kaygıyla bu süreci yönetiyoruz. Dedim ki o zaman mesleğime ben hani operasyonel cerrahi açıdan çok bir şey sağlayamam, fizyolojik bir süreçti. Ama ben mesleğime kaygı yönetim açısından bir şeyler sağlayabilirim ve 9 aylık süreçleri hep anne adaylarıyla onları eğitmek açısından planladım. Ve bu iyi geldi anne adaylarına, iyi hissettiler kendilerini. O zaman dedim bunları klinikte tek tek hani eğitimi vermektense daha kalabalık gruplar halinde de bu eğitimleri yapabiliriz. Ve hafta sonları kamplar düzenlemeye başladık. Anneleri ve babaları, anne baba adaylarını hem ebeveynine hem doğum gününe, o güne hazırlamaya başladık. Tabii yüzlerce insana ulaştık, yüzlerce çifte ulaştık bu şekilde. Yüzlerce güzel ama binlerce niye olmasın? Bana kitap yazmam teklif edildiğinde hemen balıklama atladım. Çünkü bu gerçekten daha büyük kitlelere ulaşabilmek demekti. Her doğum bir hikaye, kitabımın adı. Gerçek yaşanmış doğum hikayelerinden yine anne ve baba adaylarını bu süreci hazırlamaya yönelik bir kitaptı. İki büyük gurur yaşadım bu kitap sayesinde. Bir, doğuma ve anneliğe bakış açımı, felsefemi bu kez binlerce insanla buluşturmuştum. İkincisi de İlber Ortaylı gibi, rahmetli Doğan Cüceloğlu gibi gerçekten mesleğinde doğayan insanlarla aynı yayın evini paylaşmanın gururunda yaşadım. Bunun dışında Manavgat'tan başlayan, peşinden işte köy insanlarına, köy çocuklarına, köy okullarına destek veren bir derneğin kurucusuyum. Ve son olarak babayım. İki tane yavrum var. Biri 10 yaşında, büyük olan kızım Beren ve Ali. Bu hayatta her şeyden ve herkesten daha çok sevdiğim bir eşim var. Ve aslında bunca kimliğin arasında kahkahası bol, hüznü çok daha az, ülkesine göre, ülkemize göre biraz daha şanslı sayılabilecek bir yuvanın da babasıyım. Bu sahnede, bu heyecanlı sahnede ne konuşayım diye
zorlandığımda aslında ne konuşacağımı bilemediğimden değil, tam tersine ne konuşacağımı seçemediğimden sıkıntı yaşadım. Bence bu ülkede özgürlük uzun uzun konuşulmalı. Kadın erkek eşitliği de mutlaka konuşulması gereken konulardan biri. Veya bir bebeğin dünyaya gelmesiyle değişen aile dizilimi de bence üstüne konuşulması gereken bir konu diye düşünüyorum. Veya mesleğim gereği doğum da konuşabilirdim aslında. Doğum zaten kadınlar için çok kutsal, bunu biliyoruz. Ama inanın erkekler için de öyle. Erkekler aylar geçen bir hazırlığın arkasından kadının saatler süren bir emeğinde yanında eşlik ediyor. Sonra hayattaki en sevdiği hayat arkadaşını doğum masasında birine emanet ediyor. Dakikalar geçtikçe o ana yaklaşıyorsunuz ve o anda yeni bir canlı doğuyor. Ve o canlının kalp atışları hayatı boyunca hiç durmasın diye dua eden bir baba başında. Ve o canlı da birinin ellerinde. İnanılmaz heyecanlı, inanılmaz kaygılı, kahkahası da olan, korkusu da olan çok başka bir an. Ama ben doğumu da konuşmayı tercih etmedim. Ben bugün aslında hepsinden öncesine söz vermeye, her şeyin başına döndüm. Benim katıldığım böyle kariyer toplantılarında daha çok tıp öğrencileriyle olan söyleşilerde hep sorarlar. Başarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Başarı için ne yapabiliriz? Kariyerimizi nasıl yönetelim? Çok basit. Ne kadar sıradan gelen bir deyim aslında, söz vermek. Önerim şu oluyor herkese. Önce kendinize, sonra ailenize, sevdiklerinize, çevrenizdeki herkese sözler verin. Bu benim ilkokul yıllarımdan böyle siyah önlüklerle beyaz yakalı birleştiği yıllarda ben ilkokulu, devlet okullarında okuduk biz. Bu da sevgili ilkokul öğretmenim Kemal Örge. İnanılmaz bir öğretmenim vardı benim. Hala buluştuğumuz, görüştüğümüz ilkokul arkadaşlarımızın hepsinin idolüdür Kemal öğretmen. Bir çocuğa, bırakın bir çocuğu, bir adama, bir hekime, bir babaya yıllar sonrasında bile katkı sağlayabilen bir öğretmendir. Tabii her öğretmen gibi Kemal öğretmen de bize görevler verirdi, ödevler verirdi. Ben ise ona söz verirdim. Elimden gelen en iyisini yapacağım diye söz verirdim. Çalışkan bir öğrenciydim ben. Böyle hani yakasını çözmeden eve gidip de dersini çalışan öğrencilerdendim. Aslında ben ödev yapmazdım. Öğretmenime verdiğim sözü yerine getirmeye çalışırdım. Bu ise annem ve babam çok şükür hala hayattalar. Her evlat gibi ben de başarılarımla annem ve babamın göğsünü kabartabilirim. Bilirim ki aslında yaşatacağım hayal kırıklıklarıyla, başarısızlıklarla belki yine de beni bağırlarına basarlar, tıpkı benim evlatlarıma yapacağım gibi. Benim onlara da bir sözüm var. Onlara sözüm, onların hayatı boyunca, kendi yaşamım boyunca başlarını hiç öne eğmeyeceğim diye söz verdim. Ben bu sözü aslında onlara vermiştim ama sonrasında fark ettim ki aslında onların bugün başını eğecek bir hareket yapmam, gelecekte evlatlarımın da başının önüne eğilmesiydi. Aslında bu söz sadece onlar için değildi. İki nesillik bir sözdü bu. Burada bir kız çocuğu görüyorsunuz. Yaklaşık 14-15 yaşlarında. İlk tanıştığımızdaki hali bu. Ben bu kız çocuğunu gördüğüm an çok sevdim. Bana bir enerji verdi ve ben o enerjiye çok vuruldum. Ve bu kez sözü kendime verdim. Bu küçük kız çocuğuyla beraber büyüyeceğime, beraber büyürken, gelişirken, doğal olarak da değişirken sabredeceğimize, birbirimize yük olmayacağımıza, birbirimize dayanmayacağımıza, aslında tam tersine birbirimize dayanmadan kendi ayaklarımızın üstünde ama yan yana yaşlanacağımıza söz verdim. Şimdi bu kız çocuğu, küçük kız çocuğu bu salonda. Göremiyorum ama biliyorum ki heyecanlı bir gözle beni izliyordur. O benim karım, hayat arkadaşım. Biz tabii onunla söz verdik diye evlenmedik. Biz onunla söz verdiğimiz için değil, söz verdiğimiz gibi yaşlandığımız için, yaş aldığımız için evlendik. Ben halimden memnunum. Umuyorum o da burada salonda, o da mutludur diye düşünüyorum. Bu fotoğraf Başkale'de. Van Başkale'de çekilmiş bir fotoğraf. Mecbur hizmet yılları. Yüksek orada çalışıyorum. Hafta sonu için İstanbul'a geliyorum. Talihsiz bir kaza geçirdik. Araçta 3 kişiydik. Ben de arkada oturuyordum. Çok şükür ki üçümüz de yaralı çıktık. Sağlık ekipleri kaza yerine ilk müdahale için geldiklerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye götürmek istediklerini de kabul etmedim. Onlarla beraber dakikalarca bu işte önü tamamen hasar görmüş, arka tekeri fırlamış gitmiş, tavanı buradan gözükmüyor ama böyle iyice üçgen haline gelmiş arabadan taklalar atarken savrulan bilgisayarımı aradık.
Bilgisayarım çok kıymetliydi benim için. Aslında kıymetli olan da bilgisayar değildi, içindekiydi. Çünkü benim meslek hayatımda çok değerli yeri olan, geldiğim noktada ve geleceğim noktada her zaman verdiği emeği hiçbir zaman unutamayacağım bir hocamla bir kitap hazırlığımız vardı. Bir tıp kitabı hazırlıyorduk ve ben de hocama söz verdiğim sürede kitabın tüm düzenlemesini yapmıştım. Baskı için İstanbul'a gidiyordum ve o kitabın tek örneği bilgisayarımın içindeydi. Ve tabii kazada savrulmuştu bilgisayar. Bazen sözler veriyorsunuz ama sözleri tutmak bir tek size bağlı olmayabiliyor. İçinde kader de var. O gün kader yüzüme gülmüştü. O bilgisayarı bulduk ve bunca kazaya rağmen bilgisayar çalışır haldeydi. Ve o kitabı zamanında basabildik. Ben meslek hayatım boyunca da sözler verdim. Beraber o süreci takip ettiğimiz, 9 ayı takip ettiğimiz her anne adayına söz verdim. Onların doğum yaptığı günü, onların hayatının en güzel günü yapmak için söz verdim. Bazen çok yorgundum, bazen hastaydım. Ama onların o en güzel gününü hiç gölgelemedim. Bırakın gölgelemeyi, elimden geleni hep en iyisini yapmaya çalıştım. Tıp bu tabii, her zaman en güzel gün olmayabiliyor. Bazen zorluklarla da karşılaşıyorsunuz ve öyle ki zorluklarla karşılaştığımızda ben anne adaylarını değil, onların beni teselli ettiğini gördüm. Belli ki onlar için verdiğim emeği onlar fark edebiliyorlardı. Ve çalışma arkadaşlarım bunlar benim. Söylediğim gibi değişik bir kliniğiz biz, dinamik bir kliniğiz. Kıyafetlerimiz sizi yanıltmasınlar. 2022 yılbaşı yemeği. Aralarında öyle dostlarım var ki ilkokuldan beri. İlkokulu beraber okuduk, ortaokulda, lisede sıra arkadaşlığı yaptık, üniversiteyi beraber kazandık, ev arkadaşlığı yaptık, peşinden asistanlık eğitimini de beraber yaptık. Tam 35 yıllık dostum. Sadece o değil ama 25 yıllık, 20 yıllık dostlarım var benim. Hayat bana bir şekilde doğru insanlara söz vermeyi nasip etti. Biz çalıştığımız yerde zaten klinik olarak adlandırmıyoruz. Yani bizim çalıştığımız yer bizim yuvamız. İşte yıllar geçti. Biz beraber dostluk yapabildik, dost kalabildik. Beraber iş kurabildik. Aileler kurduk. Ve dönüp baktığımızda hiçbir kağıda yazılmış sözleşme değildi bizi bir arada tutan. Aslında kalben verilmiş sözlerdi. Ve bu sözlerin yerine getirilmesi için uğraştı, emekti. Tabii böyle bakınca tutamadığım sözler de oldu benim. Bazen sözlerimi yerine getiremedim. Emek versem de istediğim gibi olmadı. Ama şunu gördüm ki hayatta, bir şeyi başardıysam, bir kazanımım olduysa hep söz verdiğim ve bu söz için emek verdiğim sürece bunları elde edebildim. Bazen işte verdiğiniz sözler size değerler kazandırabiliyor, prensipler kazandırabiliyor. Bazen verdiğiniz sözler hayatınıza çok değerli insanlar katıyor size. Mesleğinizle, kariyerinizle ilgili çok önemli şeyler katabiliyor. Bir müddettir tüm bunların yanında farklı sözler de vermeye başladım ben. Böyle ruhuma iyi gelen sözler vermek istedim. Ve Sözler Derneği böyle başladı aslında. Sözler Derneği Manavgat'taki yangınlarla başladı. Biz eşimle beraber işte geçen yaz sadece ormanların yanmadığı, bizim de hepimizin de ciğerlerinin yandığı Manavgat sürecinde oraya gitmek istedik. Oradaki insanlara destek olmak istedik. Böyle kendi çapımızda uzun vadeli destek olabilecek birileri bulma umuduyla Manavgat'a gittik. Gittiğimizde inanılmaz bir seferberlik vardı. Sivil toplum örgütlerinden tutun da devlet erkanına, yani inanılmaz bir yardım, milletçe hepimiz ayaklanmıştık. Biz deprem çocuğuyuz. Ben 99 depreminde üniversite öğrencisiydim ama yaz aylarında olduğu için deprem Sakarya'da yakalandık biz ve o zaman da gördük. Bizim milletimiz böyle felaketlerde inanılmaz bir yardımseverlik gösteriyor ama zaman içinde gündem değişiyor ve insanlar uzun soluklu destek veremez hale geliyorlar ve felaketi yaşayan insanlar da hayatı boyunca bu felaketin izleriyle yaşamak zorunda kalıyorlar. Biz öyle değil de daha uzun soluklu bir şeyler yapalım hevesiyle gittik ama çok da kolay bulamadık orada böyle destek verebileceğimiz insanları. Çünkü bırakın sadece Manavgat'ı, Antalya'yı da boş verin. Bütün belki de Akdeniz bölgesine yetecek kadar mesela bebek bezi yığılmıştı. Bütün Türkiye oraya seferber olmuştu. Günler sonrasında tanışabildik sevgili Güllü teyze ve Ramazan amcayla. 60'lı yaşlarında yalnız bir çiftler Güllü teyze ve Ramazan amca. Hiç çocukları olmamış. Hayatları boyunca uğraşmışlar, çok emek vermişler, çok küçük imkanlarla yıllarını vermişler. En sonunda nasip olmadı, kısmet değilmiş deyip konuyu kapatmak zorunda kalmışlar.
Dolayısıyla yalnız yaşıyorlar. Böyle bir vadinin kenarında yaşıyorlar. Yangın gece önce vadide bahçelerini yakmış. Sonra yavaş yavaş yukarıya çıktığında ağırları alev almış. Ağırları yanmaya başlayınca Güllü teyze gidip onlar mal diyorlar keçilerine. Bu arada onu da söyleyeyim. Evlat gibiler keçileri. Mallarını serbest bırakmış ki kaçabilsinler. Zaten 2-3 dakika içinde hem ağırları yanmış, peşinden de evleri de tamamen kül olmuş. Biz oraya gittiğimizde ilk başta Güllü teyze ve Ramazan amca çok çekiniktiler. Böyle kolay iletişime geçmediler açıkçası. Bir şey ister misiniz diyoruz, yok diyor. Bir şey sıkıntınız var mı, yok diyor. Yok dedi, yani bir ihtiyacım yok diyor ama ulan da bir şeyi yok. Hiçbir şey kalmamıştı. Sonra birkaç günlük emekten sonra açıldılar. Gönül kapılarını açtılar bize. Sohbet etmeye, onları dinlemeye, biz kendimizi anlatmaya başladık. Bazen kahkaha atıyorduk, bazen böyle hüzünlü şeyler konuşuyorduk. Sonra ilk ağırlarını yapmaya karar verdik. Gerçekten birinci haftasında ağırlarını yaptık ve onların deyimiyle mallarını geriye getirdik. O sohbetler sırasında Güllü teyzeyle konuşurken ona sormuştum. Güllü teyze, en çok bu yangında neye üzüldün demiştim. Furkan iki şeye çok üzüldüm demişti. Birincisi, mallarımı yangın olduğunda kapısını açtığımda bir daha göremeyeceğim diye çok üzülmüştüm dedi. İkincisi de çeyizim yandı diye çok üzüldüm demişti. Tabii çeyizinin, yanan çeyizinin geri getirilmesi mümkün değildi ama öyle veya böyle birinci haftasında mallarını yeniden bahçelerine getirmiştik. Bu arada da hani ne kadar değer verdiklerini anlamamız için söylüyorum. O bir hafta süresince yemeyen, otlamayan keçilerini Güllü teyze konusundan komşusunda o ağırlarda saklıyorlar çünkü. Taşıyıp kendi bahçesinde oklatıp öyle geri gönderiyordu. Hala her ihtiyaçların peşindeyiz. Hayat boyu onlarla beraber olmaya, onlara destek vermeye söz verdik. Sadece onlarla da tanışmadık. Osman kardeşin de bambaşka bir hikayesi var. Yangında biz onunla tanıştığımızda kolu tamamen yanmıştı. 4 tane çocuğu var. Çok şükür ki çocuklarını kurtarmış ama hayvanlarını kurtaramamıştı. Ve biz gittiğimizde kulakları yanmış buzağılar vardı. Düşünün ki alevleri ne kadar yakın. İnsanlar biz böyle gazetelerde işte haberlerde seyrediyoruz ama alevi hissediyorlar. Yani kulakları yanacak kadar içinde yaşıyorlar. Aynı şekilde Osman kardeş için de hayat boyu yanında olmaya söz verdik. Döndük İstanbul'a. Öyle bir dönemde ki ülkemizin felaketleri bitmiyor. Hatırlarsınız hemen hemen aynı ay içinde bu kez Kastamonu'da, Bozkurt'ta büyük bir sel felaketi yaşadık. Kötü haberler, kötü görüntüler geliyordu. Çok küçücük bir gazete küpürü. Eşimle benim böyle yüreğimize saplandı. Bir aile, bir baba, bir anne, 8 yaşındaki kızı sularda sürüklenmişti ve geriye sadece 2,5 yaşında Elif kalmıştı. Biz aynı gün Elif'e ulaşabildik. Yakınları, akrabaları sahiplenmişti. Akrabaları da İstanbul'da yaşayacakları için Elif İstanbul'a gelmişti. Elif'in hem sağlığı açısından hem psikolojisi açısından gerekli destekleri vermeye başladık. Burada Elif'in tabii yüzünü göstermek istemedim. Elif bizim için çok mahrem. Ve bu süreç aslında böyle başladı. Bizim kendi kişisel ruhumuza iyi gelecek sözlerle başlayan süreç bir anda etrafımızda tanıdığımız insanlarla, tanımadığımız insanlarla, sosyal medya sayesinde binlerce insanla büyük bir dalgaya döndü ve insanlar bize destek vermek, bizimle beraber bir şeyler yapmak için inanılmaz bir istek içindeydiler. Eşimle beraber düşündük ya ne yapabiliriz? İnsanlar bize güveniyor, bir şeyler yapmak istiyorlar. Dernekleşelim dedik. Türkiye'de dernekleşmek çok kolay değil. Uzun bir vaktimizi aldı. 3 ay boyunca dernekleşmekle ilgili süreçler geçirildi. Bu arada ama gittiğimiz her yerde gündem bu. İnsanlardan yardım toplamak legal değil. Hukuk dışında bir kuruş almamaya karar verdik. Ve insanlara dedik ki söz verin. Siz de bize söz verin dedik. Biz insanlara söz veriyoruz. Siz de bize söz verin. Çok basit bir form hazırladık. Hiçbir taahhütnamesi yok. Dedik ki bir gün bir proje olur da gerçekten katılmak istersen bize ne kadar katılırsın, nasıl katılırsın, söz verir misin dedik. Türkiye haritasının tamamından düşünün ki sözler geldi. Binlerce söz geldi. O zaman dedik ki evet ya biz güzel şeyler yapabiliriz. İlla felaket bölgelerinde olmak zorunda değiliz. Felaket gibi yaşanan Türkiye'nin bölgelerine gidelim. Ermenistan sınırına gittik. Kars'a. Aynı zamanda Urfa'da da bir okul bulduk. Viranşehir'in bir köyü. Bu köy okulları, okul diyorum ama tek bölümlü 12-13 çocuğun okuduğu, 1. 2. 3. 4. sınıfların bir arada eğitim aldığı, tuvaletlerin aynı binada olmadığını, Kars'ı düşün, -20'leri, -30'ları görüyor, 100 metre ileride tuvaleti var.
Musluk yoktu arkadaşlar. İnsanın gerçekten gördüğünde onuruna dokunan fiziki koşullardaki okulları bize verilen sözlere güvenerek restore ettik. Batı normlarında demiyorum. Bence Batı normu diye bir şey yok. Yani olması gereken normlarda yaptık. Pırıl pırıl oldu. Hem de bir ay içinde inşa ettik. Sonra dedik ki evet, çok mutlu olduk biz bundan. Ama biz sadece badana boya yapan bir dernek olmak istemiyoruz. Bizim için olmazsa olmaz insana temas dedik. Ve bu köy okullarını ziyaret etmeye karar verdik. 29 Ekim'de Kars'a gittik. Hemen peşinden de Manavgat'a. Pardon, Manavgat'ta kaldım. Urfa'ya. Oradaki çocuklarla tanıştık. Onlara hediyeler götürdük. Eğitim setleri götürdük, kitaplar götürdük, montlar, ayakkabılar götürdük. En değerlisi de zaman verdik onlara. Sohbet ettik. Tanıdık onları. Yani mesela Sefa'yı tanıdık. Sınıfın en yaramazı. Yeşil gözlü Yeliz'i tanıdık. Tuncay'ı tanıdık. Küçücük Zeynep'i tanıdık. Onlarla günü geçirdik. Hayatlarını dinledik onların. Hayallerini sorduk. Ve çok ilginç. Sanki film gibi ama hepsi uçak. Çünkü köy yerinde gördükleri şey uçakların çizgisi. Uçağa binmek istediklerini söylediler. Peki dedik, size söz. Biz sizi uçağa bindireceğiz. Kış geçti. Kış geçtikten sonra onları bu kez Ankara'ya getirdik. Kendi evlatlarımızla beraber Ankara'da ağırladık onları. Bu çocukların uçağa bindiğindeki heyecanlarını, bu çocukların ilk defa gördükleri tiyatrodaki kahkahalarını, Anıtkabir'deki o duygusal gözlerini, mutluluklarını bir görmenizi isterdim. Gerçekten iki gün çok keyifli vakit geçirdik. Çocuklarımızla da tanışmış oldular. Zaten mektup arkadaşı yapmıştık. Birebir de tanışma şansları oldu. İki gün sonrasında onları yolcu ettik. Yolcu ederken onlar bu kadar mutluysa biz bu kadar mutluyduk. İnanılmaz bir huzur aldık. Ve onu gördüm. Aslında söz vermek bir insanın hayatına evet bir şekilde prensipler katıyor dedik. İşte bir şekilde insanlar katıyor dedik. Kariyerine katkılar sağlıyor ama ruhuna da iyi geliyor. Onu fark ettik. Ve Söz Ver Derneği aslında böyle bir hikayeyle başladı. 6 ay içinde inanılmaz bir organizasyonla, inanılmaz bir çalışkan ekiple, gönüllülükle çalışan bir ekiple Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce insana temas ettik. Onlarca çocuğun kalbine dokunduk. Bu süreç içinde desteklediğimiz milli sporcular da oldu. Felaket bölgesindeki köy insanları da oldu. Şunu gördüm. Vakti geldiğinde dernek kurarken sadece söz aldım dedim ya, dernek kurulduktan sonra projeler geliştikçe o söz veren binlerce insanın tamamı sözlerini tuttular. Gerçekten bir tek sözün bizim için önemli olmadığını, aslında binlerce insan için söz vermenin çok önemli olduğunu bu vesileyle görmüş olduk. Dolayısıyla konuşmamın başına dönecek olursam, kariyer toplantılarında diyordum ya, söz verin arkadaşlar. Kendinize söz verin, ailenize söz verin. Sevdiklerinize, çevrenize söz verin, mesleğinize söz verin. Bu söz vermek size sadece hayatta bir şeyler değil, ruhunuza da bir şeyler katacak. Söz vermek aslında sözcük kelimesi, ağzınızdan çıkan cük kelimesi, daha doğrusu ekiyle beraber sanki böyle bir önemsizleştiriliyormuş, değersizleştiriliyormuş gibi ama ağzınızdan çıkan her söze değer verin. Sözün cinsiyeti olmaz, erkek sözü olmaz veya sözün eri olunmaz. Sözü verenin aslında karakteri önemlidir, cinsiyeti değil. Ve söz için verilen emek önemlidir. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun.